Ja, men ofte når jeg kjønner timen må başlar gitti. Hatta ecdatlarımız Kantuki kurban bir dövlet hatırı yaratıp da bizden az yok tertip ettik siyah alışımız. Ve küçük bir şey yaptı. Ben bugün bana bir nesil sözlemek için. Sen alıp da dindin, buyumdun, aşk parlak bir tiyemine falan kaldın. Ben bana suçunu istiva ettim. Biz bu cumhuriyeti hatırlığa hafta cumhuriyetten bizi ne bile kaldı diye sualını her daim sorarız. Biz belki bunun siyasi aparatını, teşkilatını ve buna türken bedellerini ya ki bizi kaldırılan mengü tükümezdir, mengü bu dağıt yerlikle esneşimiz var. Ben bugün bu cumhuriyet bizi kaldırılan yeni bir nesil. Yani bizim Uygur tarafı dökken İslam alımlarımızın büyük bir iştihadıdır. İslamiyetimle birlikte Uygur reallıklarındaki pek olan bir tebliğ hikayelikini esnetmek için. Yani bizge kaldırılan bir idili miras var. Bunu adayı tehditlerim sebebi ve intihar maddi. Kiyinki vakıflarda bizim vatanımızda gerçeğine ait yakışık İslami uygulayış meydana gelen bozumu ama her fırt sebeple tüfeğildi. Aval Uygurların emniği iş, Uygurların şu hizmet ediş, mevlu bir şekilde baskılık ya da baskısız, süni ya ki suikastik şekillerde bu bir İslam ümmeti ki hizmetler işte karşı karşı bir hukumda aylar yürüldü. Ve şunu gören Nurgun bu düşünce bizim keski, keskin işlenici ki yani keskin itikatlı yiyen Nurgun kendilerimizin arasından ayrı pazar tuttu. Bu hafta toktansak mı ait uzun topluluk verişimiz mümkün. Şunlar şimdi ben bir yerde bir Uygur Müslüman için en avan Uygur'un emini işlem. Uygur'un hizmetine karıştım. Bunun birinci dini mecburiyeti hikayelikini ve üzerinde cüret kılıp dini noktanın birkaç noktayı izahlamak için. Birincisi bunun için en avval millet diyen bu kelimenin Kur'an-ı Kerim'de kanda ifade geldiği gibi dikkatimizi çekmek için. Çünkü hatta ki iki vakitlerde İslam'da millet deyilen neyse yok diyen geldi bizden bu kişilerin ilgisinden korkmayı çıkartan bu oldu. Bundan da Kur'an-ı Kerim'de değil mi değil? Kandaklı bir peygamberle etsem, yani ben hiç kandaklı bir peygamberle evet ya vaktinde, yani meba ersan da min resulü illa bi lisani kavmihi li yubeyyine lehum. Bunun meclisi kandaklı bir peygamberle etmeyi ben bu peygamberin üzülün milletinin tırıdı sözleriyle alakalı evet. Bu da ait adli bir ayet oluşu mümkün. Ama onu da benim düşüncelerim bunda bakan için mühim mezun var. Birisi. Yani millet, aslında Allah yaratan bir insan toplumudur. Bir milletin inkar ediş emniyeti, Allah bizi ben yarattım diye bir mevcut varlıkta inkar edişine o koşar. İkincisi, til bir milletin millet kırılan en mühim anılarını görüyor. Yani, yani ki kayyum diye bir sözü sözleş lazım. Bu kayyum diye söz Uygur istimarında millet diye sözüyle meğnedar. Ama millet üzülü ifade ediyor. Biz kayyum diye vakitte Kur'an'ın millet terkipte tam bir toplumda kayın debatıyız ama herhalde de kayın diyeceğim. Ne biz düşündüğün millet diyeceğim şu. Yani bu ayetki kayın ümmet benzeyemez. Çünkü ümmet okşamadan bir kaç sınıf sözleşirilen kayındaş, itikatlı ilk kişilerle topluca. Ama millet üzül has tırı olan ayrı bir topluca. Yani Allah'ın ben aşırı ayrı bir topluca ben yarattım devam. Anladın ki dördüncüsü, milletle tırı periptörü asası ayrım ayrım insanlar toplumu hesaplıyor. Demek İslam'da bir millet yok deyiş. Milletle süyüş, İslam ümmetinin süyüşü karşı deyiş. Emniyet yukarıda ayetler, ruhiyla ve mezmanına sıktı. İkincisi, ayet meşhur bir hadis var. Yani, kullukum ra'in, kullukum mes'ulun en ra'iyyeti. Bunun ailesi, silahının hemen var. Yani İslam'da itikadlı olan her kanda bir insan, mes'uliyet ilgisi var. Hem de ona üzerindeki tevbe kişilerin sorulisiler diyemeyen de. Bunun mevzi İslam cemiyeti de itikad kılgan insanlar muayyen mesuliyetli üstü anlamadan hiç kandak bir şahıs bulmayın. O mevzu çoğu mevzi kişi, mevzu da darısı kemiyen bir tarbozu. Hatta onun vezikisi perfect bozumu o çocuğun mevzu mesuliyetli üstü var. Yani biz bunu artık çerçeveyiz. Mesuliyetinin çok dairi iki bölümü. Birisi mevzu mesuliyet, birisi maddi mesuliyet. Mali mesuliyet,
Bir insan, yani bir insanın kulağına yapılan en çok yakışmış inancı iki türlüdür. Birisi, onu Allah'ın hep yolu boğanı İslam'da çağırır. İkincisi, o kişilerini, yani o kişinin öz hakkı ve hukukunu tutup behrimen bulağına bir şekilde yaşayacağı yardım eder. Yani onun siyasi azap için, erkeklik için bedel ödemiş ve bu noktada yardım etmiş. Bu noktada Allah Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktaydı. Sen en yakın uruk tutmalarını avan agahlandırın diye. Yani biz de bu ayetleri okup ütüp tutup kalır. Peygamberimizden ayakta kalırsak en ağır Hadice Hanım'ızdı. Üzünden ciğerini Ali İbni Ebu Talib'ni. Bunda adı yanında özü tevhene cermedi. Yani Beri Haşim'den İslam'ı devlet kılışı başlar. Onundaki Kureyş kabilesi kimeyken, onundaki Mekke cemiyeti kimeyken, onundaki etraf kabileler kimeyken, onundaki etrafki şehirler kimeyken. Yani İslam devleti merkezden etrafı tarafa, etrafı merkezliğe gidiyor. Hem de maddi cihazı faaltımızda biz nurgun zakat ve sadikanın tarafını şekilde yaptı da ayet hadislerle veririz. Ve bir gün bir sözlerle oturuşu kazır vaktimiz yok. Ama hem de yıka vaktimizde ortak bir mezun çıkıyor. Yani sen en ağır zaman maddi yapışırlığını üzerine en yakın kişilerden başlar. Uru tutkalarına. Uru tutkalarına, yarar tutkalarına. Hatta koşullar için hatta beyanlarımız dedi. Ben bu koşullar için hatta avul yakışırlıklı kimliğe vermediği vakitte sana işin yakın boğulunu ağır dedi. Demek bunu onun mu çıkartmak olasınız? Bizim maddi mesuliyetimiz mi? Okşaş da, kutlu benim mesuliyetimiz mi okşaş? Merkezinin etrafı tarayıyor. Üçüncüsü, biz Uygur'da hani hata düşünürken bir dini düşünce var. Yani İslam'daki sile rehim düşünce. Bu elektrik yiyen sile rehimdeki rehim, biz düşünürken rehim şefkattir işte ki rehim emez. Bu yerdeki sile rehimdeki rehim, Arapça bariyatlı gelmeyende, ya da bariyat ulaştık diyebilirim. Sınır rehimde, eğer Uygurca değişik doğru gelirse. Bunun merkezi, sınır rehimde üzüp koymazsak ben bir icra kılıçlı geldik. Yani sen bilen biyolojik cehennetin kandaşlık olan uğur tutmalarında münasebetinde çınsak da bunu üzüp koyuş evir günah diye. Yeni Peygamberimiz yeni bir hadisinde sınır rehimde üzüp koymuşuna tuzak girdi diye. Yani biz bunu nokul uğur tutmalarınız dertli düşünsek artık tartışan yerimiz. Bu uğur tutmalarınız kimekkiye baktırdık, bizim cemaatimiz, tebilimiz, tebilik kimekkiye baktırdık, milletimiz, millettaşlığımız ve onundaki başka Müslüman milletler. Herkes buna okşaştan, yıraktın yakın demez, yine merkezini yıraktı tarafından. Mesela Peygamberimiz de Muş'u beğendi, biz de bu şahsi unutuk konuşsak dekbağımızın da bir hadisini geldi, Müslüman'da geldi. Peygamberimiz sahabeler güçlüğünde vesiyet kansır, küllerden beri de patikatlandı, Mısır'ın patikatlısı da. Bu Mısır Kırat işletilen bir yer. Kırat dikine Mısır pul verir ki. Ulağa yakışarak kılınlar ulağın ehliği. Çünkü ulağ silahının tutkallarına diye. Melik ulağ silahının tutkallarına diye. Silahının kandaşlık münasebeti var yemeğinde. Yani ucu noktada yakın vakitte bizden en olan mesuliyetimizde yüzümüzden milletimizin başlayışımız bizden fakat evizimizin divanın gibimizemiz. Belki bizim dinimiz bizi yüketken, sözlüken bir prensip ve mecburiyet. Hem de tövbeyimizce, eskiden ben bu hafta durdum, misal ağabeyim beydi, dönüyecek bir dilim. Hem de İslam kanun şuna sıktı ki, bazı mühim prensipler. Hem de bizim çok cihazlı ettiğimizde, biz şu olduğundan ibadetlerimizle, buna karşı için şahsi ibadetler, içtimai ibadetlerle ayrışmıyor. Şahsi ibadetler, köpüncüsü bizler Allah'ın arasında bulduğun namazı koş, zikir, tesbih, eğitiş, Kur'an'ı tılavet kılış, huzur tutuş diğerine okşar, şahsi ibadetlerimiz. Bu ibadetlerine içtihat atmaydı, yani içtihat kılıkılmaydı. Bu diğerlik, beş vakit namazının kündü muayyen, biktirilgen, beş katında okuladı kalıbı. Hakan hiç kanlınızı işlesek mi? Onu başka başka vakitte okulağa bulunmuyor. Beş vakit vakitte biz tekmadarlığımızı tutup gidip 50 vakit kılığa bulunmuyor. Yani bu, bizim fikirlerimizde kanda kengen bozsa, şunda kurulur. Hem de bizim siyasi, içtimai ibadetimiz. Mesela cihat kılıçla okşar. Hatta uruş kılıçla okşar. Cihat kılıçla okşar. Yani yüzümüzden halkalan ibadetlerimiz, şertlerden, şeraitlerden, taşkı dünyadan bağlanmalı olur. Hatta haram... Haram mı? İki gibi birimiz. Yani
Üzdün haram ve başkaları harika haram. Ben onu ayırmıştım dedi onlara. Üzdün haram dediğimiz de senin çocuğun işi olmuşlar. Zaten haram. Yani esir çocuğun işi bu Allah'ın bizi ona haram oldu Allah'a yeterlik. Ama başka vasıtalar arkada haram dediğimiz mesela cezanın gelen pul. Pul esir tigidin halal. Ama bu cezanın kavalı için haram. Bu düşünün olmuşlar. Bizim içtimai ibadetlerimizden vurguları taşkı şaraitimizden bahsettik. Bunun meclisi eğer biz Kur'an-ı Kerim'de hicret dışına bir ayet okuyaktığımızda biz bu ayet Kur'an-ı Kerim'de kepto depla bu ayetli icra kılıç hepteki taşkı şaraitle kılınca oynaşması Kuddu bizim namazını okumuşsa pek bir günah olduğu diyenge okşar şekilde icra kılınmaydı. Kuddu Peygamberimiz hicretle kanda akan bulsa yani taşkı şaraitle kanda yar brendi beğenmedi bunun paydasını mı zihnini mi diyenge okşar Nurgun nesnelerini nezerde tutup durup kanalı ki kredisiz yakı kılmayız. Bazı vakti kıldığınız doğru, bazı vakti kıldığınız hata. Bu da sever kılıç mı okşar? Allah Kur'an-ı Kerim'de sever kılıç yakı da ayet var. Ama sever kılmazsa tikişli vakti, sever kılıç durağı vakti, bu sever kılıç doğru olmaydı. Oruç kılmazsa tikişli vakti, oruç kılığa vakti doğru olmaydı. Ama kılıç tikişli vakti yedi vakınız hata oldu. Ben bunu terkikle şarkılıp, bizden aynı vakti ki Nurgun, durgun şüphesini iyi kayınlaştırdınız. İslam'daki bir içtimai siyasi mezun alakadar ayet hadislerde tüm çağısı şunu bağlamak için ve başkalar şundan şöyle geldik için bunun şer çırayıklarının münasebeti işgeldeki bir ibaret Arap görünüşteki kılıcı nezer salmazdı onu dikkatine almazdı hıddı bizki namaz okuş müzü tutuş diğerler kanlı şekilde icra kılın iş talep kalmazdı biz bu işin uçunda icra kılınmayızda o zaman mesleğine girmiş. Mesela bu ayakta durun, misallarına ilişkin oldu. Hem de belirtincisi. Biz emrimiz Peygamberimizin tercümanını okuyan, hem de okuyup ütüp geldik. Siyaret bizde İslam'ın kanda icra kılınlığı alakaya hakkındaki bir trik karantinidir böyle sizin burada. Eğer biz bu karantinini melun muhtudun üzüp edip çöngeye baktığımızda, yani melun basmışlı tevbe bir kançı vekâne asas tutturukla, onu bizden bütün hareketimizi yetekçide kıldırmaya baktığımızda hata yaşarız. Bu bir bütün dersin. Bunu parça parça icra eder. Yani ki parçalar arkada prensip işlep çıkaramazsın. Zaten evin hata yapmanı sebep olur. Mesela Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki nâhid aciz vakıflarda Mekke'deki kehbede namaz kılatkan vakıfta Ebu Cehil secde kılatkan Peygamberimizden ustuya tübünün çıkanını taşlar koydu. Şu vakıfta Müslüman dolap olan Ebu Bekir'e uğraşır. Yakın sahabe var. Ama hiç kim bunu eriletişi perinamdır. Şunu ona Peygamberimizin kızı Fatime verip eriletti. Hiç kim başka sahabelerden onu eriletme geldi ki üçün eğitliğini yok. Peygamberimizde eğitliğini yok. Ulan da korkunç hafta mesuliyetsizlikte eğitliğini yok. Ama okşaş bir, yani okşak edilen bir vefen Medine'de Yerliyla bazında bir ayağını Yerliyla verir. Evet, bozak yetişmişim bu Müslüman ayağı. Onun kimine bir nesil gidip koyup, orada tuha baktım, kim sevmek gidip derim. O ayağı yalamaz çok kaldı. Şunu ona etraftaki Müslümanı gidip, bu Yahudi'yi koyup öldürüverdi. Şunu ona bu bir ayağını, ayaklı okunu koptan şu vakitte Peygamberimiz koşun tatip verip Yahudi'yle uğraşkıdan çok bir çıkı ayladı. Okşaş bir ehvalda iki Müslümanı, hatta birisi Peygamberimiz, şahsi hakkı örgütü destende kullandı. Ama bir vakitte kullanılan usulden, yeni bir vakitte kullanılan usul asman zırhı bulamadı. Aciz vakti sebep olmadı da küçük vakitte şunu da layık tebrik olmadı. Bu da şunu bulacağız. Bizim bu aciz vaktimizi kırdıkan işlerimiz, şu işe başlayan vakti kırdıkan işlerimiz ve küçüğe vakti kırdıkan işlerimiz okşumaydı. Bunun okşuması İslam'da icra olmalıdır. Buna doğru düşenme geldik emez. Bizim varlık ayet ve hadislerinin hemisi iman etmelerimiz, barınan ayet ve hadislerde okşaş bir makamda, okşaş bir zamanda hemmesini terk etmesini icra edilmiş diye meğerini öldürmeyin. Eğer şundan olsa bizim de esnaf olaydı. Bizim diyarımızda Abu Kadir Davalı'nın Bukhara adına ait uzun okudu. Bukhara şu devirdeki Otur Asya'daki İslam ilimlerine uçtu. Abu Kadir Davalı'nın şu rayını kırıp, uzun okuşunu ele barana uçacak bir dini bilimli ilgiye rağmen şu adet kayıtlıkla yavaşlıkta Bukhara'daki nur olma ölümalar nâhik efsus olmalı. Bukhara nâhik katlı bu yurt uzunluğunu ayırıp kaldı değişken.
Abdülkadir Davaloğlu'nun Teşkar'a gelip Uygurlar için hizmet kurduğum neyse demek. Abdülkadir Davaloğlu'nun oğlu Abdülaziz Maksud Hindistan'da kayıt geldi. Abdülaziz Maksud bayatının en kral 43 yıl vaktinin Kıtay'ın türbesiyle öküz geldi. Millet için hizmet kardeşim kayıt geldi. Kayıt geldi. Sabit Davaloğlu'nun okşar. En devirdeki İslam'ın dünyasının en gigantik alımlarının Reşit Rıza Gendek alımlarının bir üstlerde oturup kopalaydığın seviyeli ilgi aldı. Her evlerine kalan yeri müderrisi kalan etti, hizmetini kalan etti. Emma kaydık geldi. Uygurlar için kaydık geldi. Muhammed Emin Muravuz'un bütün hayatını Uygurlar için yüzü şuğulluğun alaydığına imkan etti yer verdi. Bu arada mücadele şekilleri sınav bakan adı. Bunun başka yakında devirlerde Abdülhakim Maksim Hacım. 20 yıl türmüde azap okubet vakti ağırlaştığı halde ki türmeden çıkıp hep dedin ki, yani 7 günden ki yine okutuşunu başlar. Yine solak bu yağmurun gelmesine uğraşmak. Şu vakitlerdeki vaziyette Abdülhakim Maksim Hacım'ın pasport biçirip çıkıp içki bütünleyin. Şerayeti bayit. Eğer çıkıp gittiğin bozumu hiç karşısınız ağırlanmayın. Toprağı hem de bu ademle uzun vakit türmede yattı. Hem de ihtiyat karışı, dikkat karışı, hata emezse koydular. Okşarşı Abdül, ötken yeri Kıtay'ın layıveli şehit olan fotoğrafındaki Abdülhamid, Abdülahed Maksim Hacı. Onu hayatının ait çok cık kısmını türmelerde yaşayıp ötken adı. 83. yılı Türkiye'ye çıkan hafta Türkiye'de geliş şerayeti vardı. Ama onu okşar, ben yine daha hizmetli vatendeki milletimi kalara yıkanmaya Pakistan'da mı kalmayı, Türkiye'de mi kalmayı, vatendeki kayıt getirdi. Bana bu şuranın hemisi, hem avalı hizmet kılıçlı milletinin başında. Milletinin başında. Eğer hata olsun, bu şuran hata mı? Yani bu ayakta ahırı demek ki olmanı, ahırı demek ki olmanı. Nihayet adlı, bu nesil arka bir nesil demek ki. Biz, eğer tarihte sağdırılan hatalarımızı, şu hatalıklara sebep olan tefekkür usulümüzü özgürtmeyi durun. Özgürtmeyi durun. Yeni sağdırılışını sakınlamayız. Yani bizim nurgun faciyelerimiz ki bizim zihniyetimiz sebep olan. Eğer biz bu zihniyetimizi yakışık kulağısı çıkıp ıslaklanmasak, bunu tüyümüz sağdır olup, ağzımı merhum şekilde sağdır kılmadığımız, yeni özgürtmesin kendisini sağlık taşıyacağız bu gün. Hem Allah'a rahmet, Allah razı olsun. Teşekkür ederim.